Dostlar, yepyeni bir konseptle karşınızdayım. Bu konsepte internette viral olmuş ya da yayılmış insanların doğru sandığı bilgilerin, haberlerin ya da olayların gerçek olup olmadığını araştıracağız. Bakalım gördüğümüz, duyduğumuz, gerçek sandığımız ya da akraba WhatsApp gruplarında gezen komplo teorileri gerçek mi? Uzaylıların varlığı binlerce yıl önceden kanıtlanmış olabilir mi? 2027'de yaşadığını söyleyen adam doğru mu söylüyor? Müze kartlarda gerçekten lisanssız fotoğraflar mı kullanıldı? Ve en sevdiğim, Capri-Sun sayesinde koronavirüs testi pozitif çıkabilir. Şimdi bu çok alakasız diyeceksiniz ama az sonra göreceğiz nasıl olacağını. Eğer sizin de abi bu olay doğru mu ya da bunu da araştırır mısınız dediğiniz konular varsa hepsini yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu içerik sizin katkılarınıza devam edecek. Zaman kaybetmeden başlayalım. Dünyadaki insanların %20'si uzaylıların gerçek olduğunu düşünüyor. İnsanların %10'u da geçmişte çok daha üstün bir teknolojiye sahip olduğumuzu ama insanın bir şekilde sıfırlandığını söylüyor. Şimdi bu söylediğim yüzdeler size çok düşük gelebilir ama yani 7 milyarın %20'sini düşündüğümüzde bu miktar her türlü 1,5 milyardan fazla oluyor. Diğer oranı da eklersek yani bu tarz komple teorilerine ya da gerçekliği kanıtlanmamış şeylere inanan insanların sayısı 2 milyardan fazla. Elbette bu düşünceleri kanıtlamak için de doğruluğu yanlışlığı bilinmeyen birçok kanıt sunuluyor. İnternet gördüğümüzde ya bu nasıl olabilir dediğimiz bir tane fotoğraf var. Adı da Salamanca astronotu. İspanyol Salamanca Piskoposu tarafından 1102 yılında yapılan bir katedral var. Adı da Hieronymus Katedrali. Böyle ilginç bir yer yani. Bu katedralin duvarında da pek çok figür var. Bunlardan bazıları o dönemki azizlerin tasvirleri ya da mitolojik canavarlar. Pek çok figür yer alıyor anlayacağınız. Ama en ilginci de bu görselde gördüğünüz astronot figürü. İnsanlar şunu düşünüyor. Bundan yaklaşık 1000 yıl önce yapılmış bir binada bir astronot nasıl bulunabilir? Bu da işte geçmişte teknolojimizin yüksek olduğunu ya da uzayla iletişimimizin olduğunu falan filan böyle bir sonuca ulaşmamıza yol açıyor. Ancak bu tamamen yanlış. Şimdi dostlar az önce de söyledim ya katedral yaklaşık 1000 yaşında. Yani inşa edildikten sonra bayağı bir deforme oluyor ve yıkık bir duruma geliyor anlayacağınız. Burada da Jerónimo García adında bir mimarla anlaşıyorlar. Mimar da katedrali restore etmeye başlıyor. Bu restorasyon sırasında da 20. yüzyıldan bir figürü katedrale eklemek istiyor. Şimdi düşündüğümüzde insanlık bu dönemde ilk defa uzaya ulaştığı için ekleyeceği figürün de bir astronot olmasına karar veriyor. Ve böylelikle de Salamanca astronotu o duvardaki yerini almış oluyor. Yani bu çok eski bir görsel falan değil. Eskiden 1000 yıl önce uzaylıların yaptığı falan bir şey değil yani. Tamamen yanlış. Eğer siz yani duvardan garip bir figür arayacaksanız da adam duvara elinde top dondurma yiyen ejderha yapmış. Bunun geçmişte yapıldığını düşünmek çok daha ilginç olur aslında. Yani bence tamamen yanlış şeye odaklanılmış ve insanlar da bunun gerçek olduğunu sanıyor. Değil. Bir sonrakine geçelim. Ha şeyi de söyleyeceğim bu arada geçmeden. Astronotun çeşitli böyle yüzü falan biraz deforme olmuş. Yani kırılmış, dökülmüş falan. İnsanlar şunu söylüyor. 10 yıl, 20 yıl önce yapılmış olsa böyle bir durumda olmaz. Yani aslında daha eski falan diye hala bir zorlama derdindeler. Ama yani oradaki restorasyonlar, yani yurt dışı restorasyonları o katedralin ya da o yapının tarihi değerini bozmamak için yapılıyor. Yani bizim burada bir tane Selçuklulardan kalan kaleye pimapen cam döşeyen bir restorasyon kültüründen geldiğimiz için bizim bunu tam olarak anlamamamız normal ama yani bu şekilde yapılıyor. Şimdi tam Türk kafası demişken Türkiye'den bir tane anlatayım. Galata Kulesi'ni hepimiz biliyoruz. Çok farklı açılardan çok güzel fotoğrafları çekilen bence mükemmel bir yapı. Tarihi değeri de çok fazla. Bu yüzden de Türkiye'ye kültürel anlamda değer kattığı için müze kartlarının üzerine basılan fotoğraflardan birisinin de Galata Kulesi'ne ait olmasını istemişler. Ve bir fotoğraf basılıyor. Bence çok güzel bir fotoğraf. Ama iddiaya göre fotoğraf lisanslı değil ve üstünde küçük küçük Shutterstock hani o lisanssız aldığınız görsellerde yazar ya bu şekilde yazılar yazıyor. Şimdi bazıları bunun bir iddia olduğunu, gerçek olmadığını düşünüyor. Şimdi burada söyleyeceğim iki tane şey var. Birincisi bu fotoğrafı seçen birisi var. Bunu o tasarıma döken birisi var. O tasarımı onaylayan var. Kendi ajans diyelim buna. O ajans içinde onaylayan bir başkası var. Onun gönderdiği yerde bir otorite var. Onun üstü onu basan var. Onu satan var. Bu şekilde gidiyor. Söyleyeceğim ilk şey şu. Buradaki insanların hepsinin gözünden kaçmış olabilir mi? Söyleyeceğim ikinci şey de şu. Burası Türkiye arkadaşlar. Burada her şey olabilir. Ve bu görsel tamamen gerçek. Yani fotoğraf gerçekten lisanssız bir şekilde basılmış. Yani bu iddia tamamen doğru arkadaşlar. Şu an görselde gördüğünüz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kendi Twitter hesabından paylaştığı tweet. Yani orada Shutterstock logosunu gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca fotoğrafın gerçek sahibi İlker Canikligil de bunu retweet edip fotoğrafın gerçek sahibi benim. Ben şimdi ne yapayım diye sordu. Bunu ben de size sormak istiyorum. Sizce ne yapmalı? Yani bazen bence hepimiz bunu yaşıyoruzdur. Böyle garip insanlar ya da garip durumlar gördüğümüzde. Ya bunlar hani bizden çok ileride yaşıyor. Biz bunların seviyesine erişemiyoruz diye. Hepimizin düşündüğü anlar olmuştur. Bir adam var. Bu adam gerçekten bizden ileride yaşıyor. Yani öyle olduğunu iddia ediyor. TikTok'ta
hesabı var. Adı Javier olması lazım. İspanyolca'da son kurtulan anlamına gelen bir nick'i var. Bu arkadaş 2027'de yaşadığını iddia ediyor. Şimdi ne alaka diye düşünebilirsiniz ama hem videoların izlenmesi hem de takipçileri artık milyonlara bulmuş durumda. İlk videosu şuydu. Bir hastanede uyandığını söylüyor. Çevrede hiç kimse yok ve yalnız başına şehrin içinde olduğunu gösteren bir video çekiyor. Bu videodaki gariplik şu. Hastanenin içinde hiç kimse yok. AVM'ye gidiyor. Hiç kimse yok. Valencia'da yaşıyor yanlış hatırlamıyorsam ve Valencia'nın böyle merkezi sokaklarında geziyor. Hiç kimse yok. Ve o da şunu söylüyor. İşte Google Asistan'a soruyor. Siri'ye soruyor. Bugünün tarihi ne diye. Hepsi de atıyorum 12 Şubat 2027, 3 Mart 2027. Hepsi tarihin 2027 olduğunu söylüyor. Ve bu arkadaş da 2027'de yaşadığını oradan bize çok doğru bir translate aracı olan TikTok'la seslendiğini iddia ediyor. O yılda yalnız kaldığını bize kanıtlamak için de bir araba galerisine giriyor. İstediği arabayı alıyor ve çıkıp gidiyor. Rastgele bir eve giriyor. Belediye binasına giriyor. Karakola giriyor. İtfaiye giriyor. Ve hiçbir yerde insanlar yok. Şimdi böyle baktığınızda inanmasanız da ya nasıl olabiliyor bu diye düşünebiliyorsunuz. Ya da acaba falan diye düşünüyorsunuz. Ama bu konsepte ben söylediğim gibi bunların nasıl yalan olduğunu anlatacağım. Ya da nasıl doğru olduğunu anlatacağım. Bunda gerçek kanıtlarıyla bakalım. Javier bir videosunda Barcelona stadına giriyor. Ama çimleri daha sabah biçmişler. Yani böyle taze ve tertemiz her şey. Valencia'nın basketbol sahasına gidiyor. Tam sahanın ortasında Javier için forma bırakmışlar. Yani bu tarz şeyler tamamen bir reklam amacı gidiyor aslında. Şimdi bunu neden ciddiye alıp kanıtlıyorsunuz, kanıtlama derdine giriyorsunuz diyeceksiniz ama sadece mantık anlatmaya çalışıyorum size. Sizin de düşünceniz varsa zaten yorumda belirtebilirsiniz. Bu distopik işte kıyamet sonrası ya da işte insanın yok olmasından sonra yaşananları işleyen filmler vardır. Ve hepsinde şu vardır istisnasız çünkü mantıklıdır. Hayvanlar bir süre sonra şehre iner. Ya da işte şehrin içindeki asfaltların arasından artık ağaçlar, otlar çıkmaya başlar. Elektrik yok olmuştur çünkü kul yapımı. Yani Türkiye'de böyle bir olay yaşandığını düşün. Isparta elektrik kesiliyor, bir hafta elektrik gelmiyor. Hani adam 2027'de ve bu elektriği kontrol eden birisi mi var yani? Adam gece sokağa çekiyor, her yer aydınlık. AVM'ye gidiyor, otomatik merdivene kadar çalışıyor. Yani bunların hepsini düşündüğünüzde bir insan etkisi olduğu çok açık zaten. Ama buna şöyle bakmamız lazım. TikTok'ta insanlar işte dans edenlere, saçma sapan skeç adı altında bir şeyler yapanlara insanlar tepki veriyor ama bu yapılan bence çok güzel bir content. Sonuçta dikkat çekiyor, konuşulmasını sağlıyor ve şu an bile ben size bunu anlatıyorum. Tamamen yalan, yani bunun yalan olduğu çok bariz ama bence çok kaliteli bir content. Sizin ne düşündüğünüzde bu konuda merak ediyorum. Almanya'daki bir haber sitesinde şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Kaprisan kullanarak oradaki öğrenciler hızlı test kitine kaprisan damlatıyorlarmış biraz ve test pozitif çıkıyormuş. Bu sayede de okula gitmekten kurtuluyorlarmış. Şimdi bunun gerçek olup olmadığını bakacağız. Ama araştırırken bir yandan da şunu gördüm. Şimdi kaprisan ama bu bütün meyveler var içinde zaten. Herkesin sevdiği bir meyve suyudur kendisi. Aynı zamanda herkes şunu söylüyor. Olayın portakalda olduğunu söylüyorlar. O yüzden bir de portakallı meyve suyu aldık. Bu arada bu markalarla hiçbir alakası yok yani bu durumun. İki tane hızlı test kitimiz var. Bunların bir tanesine kaprisanı, bir tanesine de Dimes portakalı damlatacağım. Bakalım gerçekten pozitif çıkıyor mu? Evet, şimdi kitimizi açıyoruz. İlk Dimes portakalla başlayacağım. Şöyle bir 10 saniye bekliyoruz. Sonra da teste damlatacağım. Şurasına damlatacağım. Burada da zaten sonucu az sonra hep beraber göreceğiz. Dimes'te beklemedeyiz. Sırada bu testi de açalım. Şimdi aynısını kaprisan için yapacağız. Hafif sıkarak çıkardım. Bir 15 dakika bu testler için bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım sonucunda bu haber sitesinde çıkan haber doğru mu? Evet, 15 dakikamız doldu arkadaşlar. Hem kaprisan hem de Dimes'in olduğu testlerin ikisi de negatif çıktı. Anlayacağınız bunlar gerçek değilmiş. Bununla ilgili şunu söylemem lazım arkadaşlar. Aslında buradaki meyve sularının içinde bulunan meyveler ya da çeşitli kimyasalların içindeki asitler aslında testi bozuyor. Burada çift çıksa bunun içinde koronavirüs var diyemeyiz. Ya da bunun içinde de var diyemeyiz. Yani sadece test bozuluyor arkadaşlar. Burada çift de çıkabilirdi, tek de çıkabilirdi, hiçbir şey çıkmayabilirdi. Yani bunlar ne olursa olsun gerçek iddialar değil. Evet, bu videoluk bu kadar diyelim arkadaşlar. Eğer serinin devam etmesini isterseniz ya da sizin kendi merak ettiğiniz bilgiler ya da haberler varsa da doğruluğunu merak ettiğiniz bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Artık bir sonraki videoda umuyorum ki beğenirseniz ve görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.